Büyükler nefsi şöyle tarif etmiş. Nefs, kendisine ölçüsüzce tabi olunduğu zaman ebedi bir felaket sebebiyken, terbiye edilip itaat altına alındığındaysa insanı meleklerden üstün bir mevkiye yükselten bir kazanç vesilesidir. Mevlana Cami Kuddüs-i Sürru Hazretleri bir gün bir kimseye "Halin nasıldır? Neler yapıyorsun?" diye sorunca adam "Hamdolsun, huzurluyum. Sıhhat ve afiyetteyim. Dünyayı terk ederek bir köşeye çekildim. Cenab-ı Hakk'ın zikriyle meşgul oluyorum." deyince Mevlana Cami Hazretleri şöyle söyledi. "Huzur ve afiyet bu değildir. Huzur ve afiyet insanın nefsinin emmarelikten kurtulup itminana kavuşmasıdır. Nefsi itminana kavuştur da ister sakin bir köşede otur, isterse insanların arasına karış." Anlatılır ki Bistam halkının ileri gelenlerinden şeref ve itibar sahibi bir zat, Beyazıt-ı Bistami Kuddüs-i Sürru Hazretlerinin meclisinden hiç ayrılmazdı. Bu zat Beyazıt-ı Bistami Kuddüs-i Sürru Hazretlerine bir gün bir soru sordu. "Üstadım, ben tam 30 yıldan beri gündüzleri hiç ara vermeden oruç tutuyor, geceleri de ibadet edip uyumuyorum. Fakat bütün bunlara rağmen nefse dair senin anlattığın şu ilimden kalbimde hiçbir şey bulamıyorum. Ben bu arzumda çok sadığım ve o ilimlere ulaşmayı çok istiyorum." deyince Beyazıt-ı Bistami Hazretleri ona, "Şayet sen 300 yıl oruç tutup gecelerini de ibadetle geçirsen bu ilimden zerre kadar elde edemezsin." dedi. Adam "Niçin?" diye sorunca Hazret, "Sen nefsinle perdelenmişsin. Nefsin benliğini aşamıyorsun." cevabını verdi. Adam "Bunun ilacı yok mudur?" diye sordu. Beyazıt-ı Bistami "Vardır." deyince adam "Söyle de şu ilacı öğreneyim." dedi. Beyazıt-ı Bistami "Söylerim. Fakat sen kabul etmezsin." dedi. Adam "Siz söyleyiniz." deyince o zaman Hazret bu şeref ve itibar sahibi olan zata şöyle dedi. "Hemen şimdi berbere git. Saç ve sakalını kökünden kestir. Şu üzerindeki elbiseni çıkar ve bir aba giy. Sonra boynuna içi ceviz dolu bir torba as. Sokağa çıkıp çocukları etrafına topla. Ve kim kafama bir tokat vurursa ona bir ceviz vereceğim de. Seni tanıyanların arasında bütün sokaklarda bu halde dolaş." Adam "Subhanallah, bunları bana nasıl dersin? Ben bu söylediğinizi yapamam. Bana başka bir yol göster." deyince Hazret "Her şeyden önce bundan başla." dedi. Adam "Bunu yapamam." deyince Beyazıt-ı Bistami "Sen bunları kabul etmezsin diye söylemiştik. Yolumuzun esası nefsi terbiye etmektir." diye buyurdu. Sırrıysa Kat'i Kuddüs-i Sürru Hazretleri şöyle buyurdu. "Gerçek kuvvet nefsini yenebildiğin kuvvettir. Kendi nefsini terbiye etmekten aciz olan insan başkasını terbiye etmekten hayli hayli aciz olur." Allah-u Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdu. "Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir."